Serdar Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız? Şükür, Allah'a şükür. Çok iyi gördük sizi. Bugün Dalmas Center'dasınız. Sizinle kapandı. Bugün evet. Sizinle yeniden sezona merhaba diyor. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzeldi. 1993'te Karabiber'le başladım. O günden bugüne neler neler yaşadık burada. Çok güzeldi. Mehmet Dalmas. 5 sene kapalı gişe çalıştık burada. Bir sürü hatıram var yani. Tekrar yeniden başlamak çok hoş. Deniz Seki ile çalışırdık. O benden önce çıkardı. Aşağıda bilardo salonumuz vardı. Karabiberim'in klibinde oynayan İknur abla gelirdi. 15 sene önceye mi geri döneceğiz bugün, yoksa yeni sezonla yeniden mi diyeceğiz? Tabii özleyeceğiz o zamanları. Hı-hı. Ama artık geriye döndüremeyeceğimize göre bu zamanın tadını çıkartacağız. Öyle. Ben direkt Chloe Hanım'ı sormak istiyorum size. Evet. Geçenlerde kendisiyle de konuştum, bir röportaj evet. yaptık. Kalbini evliliğe kapattığını söyledi. Bilmiyorum ki. Yani 8 sene evli kaldık. Haklı olabilir. Hı hı. Ama bilemiyorum yani. Sizde var mı peki böyle bir durum? Vallahi her şeyin en iyisini hak eder Chloe benim, bana göre. Hı hı. O çok iyi bir hanımdı. Ben çok iyi bir koca oldum. Ama olmadı. Bundan sonrasına bakacağız. Boşanmanızla ilgili çok türlü iddialar atıldı ortaya. İşte Serdar hastaneye gelmedi demişti Chloe. Bunlar boşanma için geçerli sebepler değil. Aldatma yok. Kesinlikle eminiz. Ne bende ne onda. Olsa zaten buraya kadar gelmezdi. Onun zaten öyle bir karakteri yok. Yani Chloe çok farklı bir kadın. Tabii her kadın farklıdır ama herkese kendi karısı farklı yani. Boşanma sebebi aldatma yok. Hastaneye gitmemek diye vefasızlık olabilir, kızmış olabilir çok. Neden daha. Neden gitmediniz peki? Hastaydım ve işte çalışmam gerekiyordu, para kazanmam lazımdı. Kendime göre haklı sebeplerim var ama bir kadına göre tabii ki isterdi yani kocasının yanında olmasını, haklıdır. Ama oldu bitti işte. Yani şu an ikimiz de ayrıyız. Bu son damla oldu diyebilir miyiz peki evliliği bitirmede? Ben evliliği hastaneye gitmedi diye sen bana gelmesen bitirmem. Ben evliliği aldatmayla bitiririm. Çok kötü bir şey. Zaten ben başka kadına dokunamazdım, kusardım o zamanlar. Yani aşık olduğum kadın. Eline dokunamam yani. Gözünün içine bakamam başka kadının. Ben o tür bir erkeğim. Başkalarını bilmem. Zaten kadın beni her açıdan mutlu ediyorsa benim başkasının gözüne bakmama gerek yok ki. Başkasının dudağı gözü bana kötü gelir zaten. Bir tek Chloe bana iyi gelir. Şu anda nasıl? Yapamam yani. Şimdi hala saygı duyup seviyorum kadını. O her zaman özel yeri olacak bende. Ama boşanma oldu bitti işte. Keşke olmasaydı ama tekrar oldu. Tekrar barışabilir misiniz? Zaten küs değiliz. Yani yeniden bir evlilik söz konusu olur mu? Çocuk oyuncağı değil. Tekrar evlenmeyebiliriz. Olsa hiç şaşırmam ama onun artık kendi ayakları üzerinde durma zamanı geldi. Artık o da ben güçlü bir kadınımı göstermesi lazım. Belki o yüzden biraz bunalmıştır. Çünkü çok üstüne gittiler. Serdar Ortaç'ın karısı Serdar Ortaç. Yani ben kadın olsam ben de derim. Ya başlarım Serdar Ortaç'a. Ben de Chloe'yle aklınırım derim yani. Empati yap. Kadını yerine koyunca kendini. Başka ne söyleyeceğim? Aslında evlilik için konuşmamız yasak yani. Kendimiz yasak aldırdık. Kendimiz bozuyoruz senin yüzünden. Ben bir de hastane masraflarını ödememişsiniz gibi bir asla şey duydum. Öyle bir şey yok, asla öyle bir şey yok. Ben karımın her şeyle ilgilenen bir adamdım. Hı-hı. Asla öyle bir şey yok. Zaten hastane masrafı Amerika'da. Onu buradan çoktan hallettik yani. Anlaşmalı olarak boşandınız. Karşılıklı evet. maddi olarak bir beklenti söz konusu muydu? Bir şey alıp verme olayı şimdi oldu mu? Şimdi bir erkek olarak çalışan benim. Hı-hı. O da çalışıyor ama ben daha güçlü bir çalışanım. Bir erkek olarak onun tabii ki nafakasını ödedim. Daha da ödeyeceğim. Hı hı. Bir kadın olarak ona gelecek sağlamak zorundayım. Yani çünkü 8,5 sene birlikteliğimiz var. İstiyorum ki o da kendi işini kursun, kendi evine çıksın. Ama çok özlerse her zaman buradayım. Onu da biliyor zaten. Ya el aleme yardım için gitmesine bile gerek yok. Çünkü kanı canı burada yani.
Öyle. Çay içiyorum. Çay bu. Ama biraz Blue Label var içinde, çok az. Çayla buluğu çok güzel oluyor, dene. Ah, 1993'te ilk burada sahneye çıktığımda şu kadardım böyle, lüle lüle saçlarım vardı. Japon geisha kıyafeti giyiyordum böyle, bir tane takkem vardı. Karabiberimi okuyordum. Benden önce Deniz Seki çıkıyordu, hiç unutmuyorum. Deniz Seki beni giydiriyordu. Diyordu ki mesela şunu giy, şunu giyme. Ben de onu dinliyordum. Bok gibi çıkıyordum sahneye. Ah, şimdi kendi elbiselerimi takip gelir misin? Şimdi kendi elbiselerimi kendim seçiyorum. Daha kötü çıkıyorum. Ama bu tişörtü beğendin mi abi? Yani göbeğim yok Allah'tan. Arkadaşlar 25 sene. Üşüdüm abla, üstümü örtsene annem. Ceketimi verir misin? Üşüdüm üstümü örtsene. Bu gece çenem düşük, o yüzden çok kötü olacak. Kolumu bulamıyorum abla. E tutsana kolumu, oraya sok. Ya Nihan nasıl kadınsın ya? Bir dakika, tamam dur Nihan, sen geç abi. Merve abla gel, Sebat sen bilirsin, yeni doğum yaptın, gel. Gel gel, hayır abi annem o. Şey bu yapar mısın? Ha. Tamam. Allah sizin bir erkeği giydiremiyorlar ya. Dur tamam, başlayacağım. Mehmet Dalmaz beni bu kadarken işe aldı. 7000 lira haftalığım vardı Yusuf. Buket gene çok güzelsin. Çilay Bebek'te her gün Sarıyer'den bisiklete biniyorum. Ve o 20 kilometre yolu sadece Yusuf'a gelmek için harcıyorum. Bazen Buket de geliyor. Çilay Yusuf'ta çayımı içiyorum, bisiklete geri dönüyorum. Mehmet Dalmaz bana 7000 lira verirdi. Ben o parayı harca harca bitiremezdim çünkü alacak hiçbir şeyim yoktu. Gözüm yükseklerde de değildi. Ama şimdi artık burnum kalktı.